Merhaba arkadaşlar, Bir Zamanlar Çukurova dizisi için hazırlamış olduğum yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu 64. bölüm ile ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Ama değerlendirmeye geçmeden önce arkadaşlar sizlerden bir ricam olacak. Bu dizi ve farklı diziler hakkında haberdar olmak istiyorsanız, iletişimde kalmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey videonun sağ alt köşesinde abonelik butonu mevcut arkadaşlar. Abonelik butonu tıklayarak abone olmanızı ve aynı zamanda abone olduktan sonra bildirim butonunuzu açmamayı unutmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü arkadaşlar bildirim butonunuz açık olursa daha sonra paylaşacağım videolardan ilk size haberdar olacaksınız. Sırasıyla arkadaşlar öncelikle abone oluyoruz. Abone olduktan hemen sonra bildirim butonumuzu açıyoruz. Bu arada videonun altındaki açıklamalar kısmında Instagram, Twitter, Facebook adreslerim sizleri bekliyor. Oradan bizlere ulaşabilir, takip edebilir. Yani fikir ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey videonun açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerimize erişim sağlamak, o linklerden bizlere ulaşım sağlamak, takip etmek, abone olmak. Arkadaşlar videonun başında bir anket sorusu soracağım. Tabii ki soruyu az çok tahmin ediyorsunuz ve aslında yanıtlar hemen hemen aynı. Yine de sizin fikir ve düşüncelerinizi hem ben hem sizlerle birlikte izleyen diğer arkadaşlar merak ediyoruz. Sizce önümüzdeki hafta yeni bölüm yayınlanabilir mi? Malumun üzerine bu hafta yeni bölümün yayınlanmadığını, niçin yayınlanmadığını sizlere özet geçmeye çalışacağım. Ama sizler önümüzdeki hafta hakkında umutlu musunuz? Önümüzdeki hafta 64. bölüm yayınlanacak diyenler beğensin, yayınlanmayacak diyenler yorumlasın, farklı bir görüşe sahibim diyenler yazsın. Kimler bu konu hakkında ne düşünüyor? 64. bölümü önümüzdeki hafta göreceğimize inananlar beğeniyor, görmeyeceğiz diyenler yorumluyor, farklı görüşe sahip olanlar yazıyor. Evet arkadaşlar, anket sorusundan sonra diziyi birazcık özetleyecek olursak, tabii ki fikrimi sizinle paylaşmadan önce, dizi gerçekten yayınlansa güzel bir bölüm. Yani bunun altını çizmekte yarar var. Çünkü dizi ya finali oynayacak yahut da yine saçma sapan bölümlerle uzatılmaya çalışacak. Çünkü sonuçta dizi bir çıkmaza girmiş. Yani Züleyha'nın öldürülme olasılığı var 64. bölümde. Ve bu tezgah, bu senaryo tamamıyla baştan sona kurulmuş. Yani Behice'nin üstün planları doğrultusunda, Müjgan'ın tabii ki halasının taktikleri doğrultusunda Züleyha'yı tuzağa düşürüp ve ağaçta kendi kendini intihar edecek süsü vererekten neredeyse dizi bir çıkmaza sokmuş yönetmen. Ve aslında dizi bu çıkmazdan devam edip finali de oynayabilir ama tabii ki yaklaşık 3. hafta oluyor yanlış anımsamıyorsam dizi ekranlardan uzak ve bu ekranlardan uzak durması sebebiyle yani bu çıkmazdan belki de birazcık kurtarmak istiyorlar. Çünkü sonuçta İki seçenek var. Ya Züleyha'yı öldürecekler. Züleyha öldüğü zaman tabii ki Züleyha ile Yılmaz'ın olmadığı bir dizinin hiçbir anlam ve manası kalmayacağından dolayı elbette Züleyha'yı öldürmeyecekler. Züleyha yaşayacak ama Züleyha yaşarken sonuçta birilerinin de Züleyha'nın hayatına kastettiği için, öldürmeye çalıştığı için, yani özellikle sonuçta şu an göz önünde olan Müjgan'dır. Yani Züleyha'yı öldürmeye çalışıyor ve arka planda Behice, her ne kadar arka plandaki Behice görünmese de sonuçta ikisinin eliyle, ikisinin senaryosuyla Züleyha öldürülecek ve Züleyha öldürülürse dizi finali oynayacak. Züleyha öldürülmezse bu sefer birilerinin cezaevine girmesi lazım. Yani Behice ile Müjgan. Behice'nin cezaevine girmesi çok fazla bir şey değiştirmeyecek aslında. Dizideki dengeleri çok fazla bozmayacak. Ama Müjgan cezaevine girerse arkadaşlar işte burada gerçekten dizinin dengeleri bozulacak. Yani sonuçta Yılmaz şu an evliliği pamuk ipliğine bağlı ve yönetmen ısrarla bu pamuk ipliğine bağlı olan evliliği yıkmak istiyor ve yıktığı zaman yani Yılmaz'ın aslında dur diyecek hiçbir nedeni kalmıyor. Yani Feykeli'nin onu durdurması çok saçma olur bu saatten sonra. Çünkü zaten Feykeli artık her ne kadar Yılmaz'dan saklıyor olsa da Adnan'ın babası olduğunu biliyor. Ve bu saatten sonra Yılmaz ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde Feykeli durduramaz. Çünkü daha önceki bölümlerde hatırlayacak olursanız Feykeli her ne kadar durdurmaya çalışsa da Yılmaz her seferinde resti çekmiştir. Ve bu sefer de resti çekip ve şu an için yani önünde demir denilen bir engel diyor. Çünkü demir de hayatına başka bir kadın almış, metres hayatı yaşıyor ve çocuklarını metresin yanında büyütürken Züleyha'nın tek umudu Demir'in kendisini affedip çocuklarına kavuşması. Yani Züleyha'nın da aslında Yamanların konağında çocukları dışında hiçbir bağı yok ve
Yılmaz'ın Müjgan'ı cezaevine girerse, Züleyha'nın Demir'i hayatındaki metresten dolayı ve çocuklarına kavuşma umudundan dolayı Yamanların konağında hala kalıyorsa bir umudu var ve bu umuttan sonra aslında Züleyha'yı Yılmaz'ın kaçırma olasılıkları çok yüksek olmak zorunda. Yani burada yönetmenin yapacağı şey şudur arkadaşlar. Züleyha'yı öldürmediği takdirde ne yaparsa yapsın Müjgan'ı parmaklar arasında göndermemesi lazım. Çünkü gittiği zaman kesinlikle Züleyha ile Yılmaz'ı kavuşturması lazım. Ve Züleyha ile Yılmaz'ın kavuşması demek artık dizinin finali oynaması gerekiyor. Çünkü bunun dışında başka bir alternatifi yok aslında. Diziyi çıkmaza soktukları için birazcık da koronavirüsü bahanesiyle dizi şu an için ekranlardan uzak. Ve benim tahminimi soracak olursanız arkadaşlar, Züleyha ölmeyecek ve bir planla, bir komployla sadece Müjgan tam da Züleyha'yı öldüreceği bir esnada, ben altını çizerek söylüyorum, Hünkar Hanım dur diyecek ve Züleyha ölmediği için, Hünkar Hanım olan biteni bildiği için, aslında arka planda Behice'nin bu sinsi planları uyguladığı için Behice'yi cezaevine göndermenin yolunu arayacak. Yani Züleyha'yı hayatına kastetmeye çalışan Müjgan'ı gördüğü halde Züleyha ile birlikte bunu yaygaraya yapmayacaklar ve sessiz bir şekilde Yılmaz'a konuyu aktarmadan Behice'yi parmaklar arasında göndermenin yolunu arayacak ve gönderebilmesi için de elbette Hünkar Hanım'ın elinde yeteri belge var ve hala belge araştırıyor adamı. Onun için İstanbul'da Behice'nin kirli çamaşırlarını topluyor ve arkadaşlar 64. bölüm eğer önümüzdeki 3. sezona kalmazsa, yani Züleyha ölmeyecek ve elbette ki Müjgan da katil olarak cezaevine girmeyecek ve aynı zamanda bu olayların altındaki imzası olan Behice'yi parmaklar arasına gönderecek. Göndermek zorunda yönetmen. Çünkü göndermezse dizi gerçekten bir yerden patlak verecek. Yani ya finali oynattıracak veyahut da dul bir Yılmaz ve dul bir Züleyha'nın kavuşmaması, yani kavuşmasını engelleyecek hiçbir neden ortada kalmayacak. Yani şu an Züleyha ile Yılmaz'ın kavuşmasını engelleyen tek etkenler Müjgan'ın hala Yılmaz'la evli olması ve Demir her ne kadar Züleyha'ya kızmış olsa da, küsmüş olsa da, hala Yamanların konağında olmuş olması ve bir umut çocuklarına kavuşma umudunu taşımış olmasından dolayı ikisi kavuşmuyor. Yani bu nedenler ortadan kalktığı zaman elbette ki kavuşmalarını ne Hünkar Hanım, ne Feykeli, ne de Demir durdurabilir. Ve şu an için durdurabilen tek etken elbette ki Müjgan'ın yalvarışları, Müjgan'ın yakarışları. Evet arkadaşlar, dizi yayınlanmadı maalesef. Hala bir umut yayınlanabilir diye canlı yayından sonra bu videoyu biraz beklettim ve maalesef yayınlanmadı, yayınlanmayacak. Yani her ne kadar koronavirüsü bahane gösterilse de aslında daha önce hiç yabancısı olmadığımız 2020 yılına Ocak ayında yine 4 hafta hiçbir gerekçe gösterilmeden ekranlardan uzak durdu ve maalesef şu anda 3. haftasına giriyor ve hala ekranlardan uzak. Aslında bir açıklama yapılabilirdi hayranları için, yani hiçbir açıklama, hiçbir haber verilmeksizin sessiz sedasız dizi yayın hayatına ara verdi ve basında da, yani tahmin eden yorumcular, eleştirilerde de hiçbir şekilde diziye ait kesin ve net bir bilgi yok arkadaşlar. Ben de buna dahilim. Sadece tahmin yürütüyoruz. Basın da, haberler de tahmin yürütüyor. Çünkü dizinin yönetmenleri, oyuncuları, senaristleri tarafından hiçbir resmi açıklama yapılmadığı için, yani bizler burada varsayımlar üzerine konuşuyoruz. Ve dizi yayınlanmadı maalesef bu haftada. Önümüzdeki hafta yayınlanması umuduyla burada videoma son vereceğim. Ama sizler takipte olun arkadaşlar. Sadece bu dizi değil, bu dizi ve farklı diziler hakkında haberdar olmak istiyorsanız, iletişimde kalmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey, öncelikle videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olun. Abone olduktan sonra bildirim butonunuzu açmayı unutmayın. Bildirim butonunuz açık olursa daha sonra paylaşacağım videolardan ilk siz haberdar olacaksınız. Sırasıyla arkadaşlar, öncelikle abone olun, sonrasında bildirim butonunuzu açın. Bu arada videonun açıklamalar kısmında sizleri bekleyen Instagram, Facebook, Twitter adresleri mevcut. Oradan erişim sağlayabilir, o linklere tıklayıp abone olabilir, sıradaki videomu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey videonun altındaki açıklamalar kısmında Instagram, Facebook,
Twitter adreslerime erişim sağlamak, oradan bizlere ulaşmak, takip etmek, o linklerden bizleri takip edebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar anket sorumu yeniliyorum. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Önümüzdeki hafta yayınlanacak mı diyorsanız beğenin, yayınlanmayacak diyorsanız yorumlayın. Farklı görüşüm var diyenler yazsın. Kimler bu konu hakkında ne düşünüyor? Önümüzdeki hafta Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 64. bölümü yayınlanacak diyenler beğensin. Yayınlanmaz diyenler yorumlasın. Farklı görüşüm var diyenler yazsın. Bu arada arkadaşlar videonun sonunda da iki adet birbirinden değerli YouTube kanalım logo şeklinde sizleri bekliyor. Her iki logoya tıklayıp abone olabilirsiniz. Sıradaki videomu izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Yeni paylaşımlarda görüşmek ve buluşmak dileğiyle kalın dostlar.